Arkadaşlar Porfinistler'e hoş geldiniz. Bugün yanımda Tuncay var. Tuncay arkadaşımla beraber bu videoda sizlerle karın kasları hakkında konuşacağız. Püf noktalar nelerdir, nasıl çalışılır, ne zaman çalışılır, hangi periyotta çalışılır ve bu esnada yani bu süreçte diyetimiz nasıl olmalıdır? Bu konuda bunları tartışacağız. Öncelikle hoş geldin Tuncay. Teşekkür ediyorum bu videoyu çekmeye geldiğin için. Şimdi soru başlıklarını tek tek çıkardım. Bunları video uzun olursa direkt alttaki açıklamada bulunan dakikalar tıklayarak konu başlıklarına gidebilirsiniz ve ilk soruyu soruyorum. Öncelikle bu karın kası dediğimiz olay, yani baklava, adonis dediğimiz şeyler evde yapılabilir. Tabii ki evde yapılabilir. Evde nasıl bir egzersiz uygulayabilirsiniz? Hemen onu anlatacağım size. Evde hani odanızın genelde boş olmasını tercih ediyoruz. Yani ben bu şekilde evimdeki bir odayı sadece spor için ayırdım. Yani bir alan olması bir alan yeterli. Olması gerekli. Çok... Neden boş olması gerekli? Havanın ve odanın boş olması size gerçekten motivasyon verir. Motivasyon, oksijen aynı zamanda. Hani aynı zamanda evinizdeki eşyalar falan filan bunlar sizi sıkabilir. Bunun için ferah bir ortam gerekiyor. Ben evde 6 hareket yaparım genelde. Salonda yapmadığım takdirde evde yaparım. Ama mutlaka salona yaparım. Gidemediğin zamanlarda. Tabii. Hani mutlaka yaparım ve haftada 4 gün. 4 gün şeklinde yaparım. Aralıkları tabii ki bir gün dinlenip bir gün yaptığım şekilde. Böyle şekilde daha iyi oluyor. Çünkü karın kası da bir adeli olduğu için onu da dinlenmesi lazım. Tabii ki dinlenmesi aynen gerektiği için aralıkların olması lazım. Yani en kötü 24 saat içerisinde ve 48 saat içerisinde dinlenmiş olması dinlenme gerekiyor. Süresi. Tabii ki. Ondan sonra tekrar kas grubunu çalıştırabiliriz. Aynen öyle. Dinlendikten sonra daha iyi verim alacaksınız. Bu yüzden de dinlenme aralıklarını gerçekten yani 48 saati tutturmamız gerekiyor. Aynen. O şekilde kas kendini yenilesin diye. Yenilemesi için. Bu tabii yine çeşitli karın kas antrenmanlarıyla evde bu yapılabilir. Tabii ki evde yapılabilir. Bunları da yani diyetle galiba destekleyeceğiz. Çünkü karın kası yani mide dediğimiz olay tamamıyla mutfaktan geçen bir olay. Ki şöyle de bir şey vardır. Yaptığınız vücudun yüzdelik bir kısmı mutfaktan geçer. Yüzdelik bir kısmı dinlenme ve yüzdelik bir kısmı da antrenmandan geçer. Şu şekilde bilimsel insanlar şu şekilde açıklıyor. Vücut geliştirmenin %70'i beslenmedir. Beslenme. Aynen bu şekilde. Yani en büyük kısmını beslenme kapladığı için diyetinize mutlaka önem vermeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten mutfaktan geçiyor. Bu vücudu yapmak istiyorsanız mutfak. Aynen peki, öyle. Peki şimdi evde olur dedik. Peki bu evde yaparken spor salonu yani salonda yaptıklarımızı da işin içine katarsak hani haftada dediğin gibi 4 gün ama bunun daha biraz böyle açmak gerekirse haftada nasıl bir periyotta çalışıyorsun? Mesela antrenmandan yaptığın mesela diğer kas gruplarını çalıştırıyorsun. Omuz yaptın, göğüs yaptın diyelim veya bacak yaptın. Bu antrenmanlardan önce mi karın kası çalışıyorsun, antrenmanlardan sonra mı? Genelde sonra çalışıyorum. Çünkü önem verdiğim gerçekten çünkü büyük kas grupları oluyor genelde. Evet. Hani zaten bir enerjim kalmış oluyor. Tabii ki idmanı kendime göre ayarlıyorum. Yani, ve sonunda bana kalacak bir enerji oluyor. Kalıyor. Bana o yetiyor zaten. Hani max çalıştığım 6 hareket var. Bu 6 harekette büyük kas gruplarından. Büyük kas gruplarından. Max 6. Mide olarak da max 4, 5 değişiyor. Bu da antrenmandan sonra. Peki, aynen antrenmandan sonra. Karın kası için ayrı bir gün belirliyor musun? Tabii ki. Kardiyo günlerime ekliyorum mesela. Kardiyo günleri. Aynen. Kardiyo günlerime ekliyorum. Kardiyodan önce yapıyorum ama. Neden önce? Neden önce? Daha fazla adapte olması için. Ve zaten kardiyo yaptığınız zaman zaten o otomatik kan akışıyla beraber o bölgelere zaten kan gidiyor. Zaten kan gidiyor ve daha iyi olmuş oluyor. Hani harcadığınız efor biraz da daha yoğun olarak karın kasınıza yükleniyor. Ve şimdi kardiyodan önce yapmış olsan bir enerjin kalmayacak. Ya bu kadar yeter diyeceksin. Yeter kalkıp diyeceksin. Gideceksin. Doğru. Bu yani böyle ama önceliği mide egzersizlerine yormak daha iyi yormak bence. Daha iyi. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Peki burada olmazsa olmaz dediğin konu yani şunu yapmazsanız bunu unutun dediğin ne var? Diyet. Tabii ki en önemlisi diyet. Yani peki, beslenme. Peki beslenme yoluna soktuk ama hani şöyle bir muhabbet hani şöyle bir şey var. Karın kası da sonuçta bir adele ve evet, bunu geliştirmek istiyorsak ağırlıklarla beraber çalışmamız lazım. Peki bu ağırlık seçimi nasıl olmalı? Hani şimdi kardiyo antrenmanı yaptığım sırada ben eğer karın kası çalışıyorsam
bunu ağırlıkla mı yapmalıyım, kendi vücut ağırlığımla mı yapmalıyım? Yoksa... Bu iki türlü de olabilir. Evet. Yani mesela biz şu anda bir parktayız. Ben mesela haftanın bir günü kardiyom burada ve midemim, hani mide egzersizlerimi burada çalışıyorum. Kendi vücut ağırlığınızla da yapabilirsiniz. Ağır da. Yani biraz daha ileri seviyeyseniz tabii ki ağırlıkla çalışmanız daha iyi olur. Bu adeleyi büyütecektir. Tabii adeleyi büyütecektir. O baklava dilimleri dediğimiz şeyler ortaya çıkaracaktır. Onları ortaya çıkaracaktır. Yani hani ağırlıkla çalışılan idman bana göre daha iyi. Daha iyi. Tabii ki daha iyi ve daha güzel pump oluyor. Onu hissediyorsunuz çünkü. Tamam hani... Sıkıştırmamız gerekiyor. Tabii ki kendi vücut ağırlığınızda yaptığınız idmanlar biraz daha hafif oluyor. Hani nasıl hafif oluyor? Tamam bu da önemli bir şey tabii ki. Yani bunu yoruyorsunuz sonuçta. Bu kas grubu sonuçta çalışıyor, yırtılıyor. Yani bu da önemli tabii ki ama ağırlıkla tercih ediyorum ben. Biraz daha ileri seviye olduğum için biraz daha ağırlıkla tercih ediyorum. Ama siz ben yapamam. Çok fazla kendimi yormak istemiyorum. Ya da yeni başladıysanız. Tabii ki daha bir de o da ağır. Yani yeni başladıysanız vücut ağırlığınızda yapmanızı tercih ediyorum. İlerleyen seviyelerde bunu geliştirmemiz için ağırlıklarla beraber çalışmamız gerekiyor. Yani bu şekilde de olabilir. Şimdi tabii fotoğraflarda da görüyoruz nasıl bir karın kası fizyolojinin olduğunu. Şimdi şöyle, şimdi dedin ki bunu %70'i beslenme. Beslenmeden geçiyor. Sonrası antrenman, belirli aralıkları söyledin, hangi sıklıkla çalıştığını söyledin. Evet. Ağırlık kullanma aşamasını ve vücut ağırlığımızı kullanma aşamamızı söyledin. Ağırlık antrenmanları yaptığımız zaman ne zaman çalıştığını söyledin. Kardiyo antrenmanları yaptığımız zaman ne zaman çalıştığını söyledin. Evet. Peki tüm bunlar arasında dediğin gibi 170'lik bir dilim. Eğer beslenme ise diyette nelere önem verdin? Diyette nelere önem verdim? Yani şunu yedim, şunu yemedim ve yani bunu gerçekten yemedim, özleyerek de yemedim. Mesela tatlı. Tatlı yemediğini biliyorum. Yani tatlı yemiyorum ama buna değer dedin. Hani diyette nelere önem verdin? Zaten bu sporu yapan insanlar biliyordur. Yani diyetin ne kadar önemli bir şey olduğunu ve ne kadar zor olduğunu. Gerçekten çok zor bir dönemdir. Çok zor gerçekten. Ve çoğu insan bunu şey yapmaz yani hani. Yani görüp de yapan, görüp yiyememek. Şimdi yapan var, adam başladı. Ben yiyenlerden değilim. Sanıyorum seni. Aynen. Şimdi adam başladı diyetine, yani 2 hafta yapıyor. 2 hafta yaptıktan sonra diyetini bozuyor. Dayanamıyor herhalde. Dayanamadığı için veyahut da aralarda bozuyor. Aralarda bozuyor. Ve ben öyle değilim. Bu cheat meal'i herhalde cheat week yapıyor. Aynen. Onu bir haftaya yayıyor, ondan sonra da bitiyor zaten. Benim mesela ödül günlerim. Haftada yani bir hafta içerisinde eskiden böyle yapıyordum daha doğrusu. Haftada bir yapıyordum ama hani benim vücudum haftada biraz bir daha... Haftada bir gün mü bir öğün mü? Bir öğün, tek bir ha, öğün. Bir öğün. Şu anda mesela 2 haftada bir öğün sadece. Yani bunu kendime önceden seçiyorum tabii. O gün yedim mesela. Yedin. Bir dahaki 2 hafta sonraki zamanda ne kendime ödül olarak ne vereceğimi düşünüyorum. Mesela ben kaç gün önce? 3 gün, 4 gün önce pizza yedim. Tamam bu ödül. Ha bu ödülümdü. 3 gün, 4 gün önce. Yaklaşık 2 hafta yani. Bu da benim bir yemeğim. Hani yani bu benim bir öğünüm. Hani bazen canın çekiyor çünkü kendine ödül vermen gerekiyor. Çünkü ödül vermediğin zaman hani vücut küsüyor. Tabii hani ki. Öyle söyleyeyim hani yani. Küsüyor vücut. Ve hani senin motivasyon ona göre şekilleniyor. Bu motivasyon da bitiyor yani. Aynen öyle. Ben şimdi 12 gün sonra ne yiyeceğime karar verdim. Plan. Daha 2 gün önce bir plan yaptım. Ve ben bunu motivasyon olarak değerlendiriyorum. Ben mesela 14 gün sonra, 12 gün sonra waffle yiyeceğim. Ve ben buna göre diyetimi yani şimdiden yapıyorum. Şimdiden belli bu. Ha, bu şimdiden bravo. Belli. Şimdiden yani belli. Şimdiden belli. Her zaman yiyemediğim için bunu kendime motivasyon olarak görüyorum. Ben şimdi waffle için çalışıyorum. Bunun için diyet yapıyorum ve bunun için kendimi parçalıyorum yani. Ona göre çalışıyorsun, tabii sonucu ki. Kendinde görüyorsun. Sonucu gördüğün zaman ödülünde alıyorsun. Yani, ama bu biraz geç oluyor tabii. Tabii bunu, ki bu biraz geç oluyor. Hani bunu tabii yani şöyle söyleyeyim. Eğer buna karar verdiyseniz bunu hemen, şimdi Tuncay ne dedi, 14 gün bekleyeceğim dedin. 2 hafta yapıyor bu. Yani, ki 2 haftada hiç kısa bir süreç değil. Siz bu karın kası çıkarmak için çalışmaya başladığınız zaman bunu haftada bir yaparsınız. Yani. Değil mi? Hani önceden haftada bir, kendini haftada bir ödüllendirirsin. Sonuçlarını almaya başladıktan sonra senin dediğin gibi de senin metodunla 10 günde bir, 2 haftada bir yani. Ama ödülsüz olmuyor tabii. Evet ama tek öğün. Tek öğün. Yani kendine gün değil, tek öğün. Kendine bir süreç belirliyorsun. Aynen, bu süreç içerisinde antrenmanı yapıyorsun. Düzenli bir şekilde besleniyorsun. Tabii ki. Geri kalan bir günde de kendine bir öğün ayırarak kendine ödül veriyorsun. Yani kendimi ödüllendiriyorum. Ödüllendiriyorsun. Bu da benim motivasyonum. Sonucunu oluyor. Da alıyorsun. Sonucumu gayet da güzel. Alıyorum. Gayet iyi oluyor. Ve bu yediğim bir öğünü ertesi günü açık havada kardiyo yapıyorum. Yani yine her türlü çıkarıyorsun. Ben bunu gerçekten hak ediyorum. Hak ettiğim zaman da yiyorum. Yediğim zaman da geri veriyorum. Geri yani bu benim vücudumda kalan bir şey değil. Zaten ben bunu
Veriyorum yani. Yani nefsini şey müdafaa ediyorsun. Tabii ki yani benim ödülüm, ben bunun için çalışıyorum. Tabii ki ben bunun için çalışıyorum. Bu ödülümü alıyorum. Ondan sonra tekrar rutin. Her tekrar, zamanki gibi başa sarıyorum. Peki bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani şimdi benim tanıştığımız kadarıyla ikimiz de aynı dönem içerisinde başladık desek spora bir 7-8 yılımız var. Tabii ki. Tahminen. Ben başka daldayım, sen başka daldasın. Evet. Peki bu örnek veriyorum, ortalama 8 yıllık sürecin ne kadarında böyle bir disipline devam ediyorsun? Aslında 8 yıllık demeyelim benim için. Ben biraz daha geç senden. Heh, hani tamam. Senin spor geçmişin daha eski. Tabii de ben de futbol falan vardı. Tabii de hani vücut geliştirmeyi daha sonra. Daha sonra. Yaklaşık 4 yıl kadardır yapıyorum ben bu vücut geliştirmeyi. Son 1 yıldır biraz daha böyle orta seviyelere, profesyonel yarışmalara hazırlık, başladım. Yarışmalara tabii. Katıldım. Aynen öyle. Yani bu şekilde oldu daha doğrusu. Hani spor geçmişimi sayarsak tabii ki hani 8 yılı falan buluyor geçmişim. Ama farklı dallardaydı. Mesela hani kickboks vardı bende. Öncesinde futbol vardı. Ondan ama sonra bunda karar kıldık. Benim için iyi. Yani nasıl iyi? Çok iyi yani. Seni mutlu hissettiriyor. Bana çok mutluluk veriyor. Nasıl söyleyeyim size? Yani çoğunuz bilir yani. Bu aşk gibi bir şey yani. Hani bir insanı seversin ya. Hı. Bundan daha farklı. Mesela bir kız arkadaşım vardı. Bana dedi ki ya bu sporu bırakırsın ya beni bırakırsın dedi. Vallahi. Gel de sen şimdi. Hiç düşünmedim. Gerçekten. Sen yokken. O vardı. Ben bununla vardı. Mutluydum. Tabii ki. Hala da mutluyum. Hala da mutlusun. Şu ve an, bu düzene alıştın. Bu düzene alıştın. Seni bu iyi ediyor. Seni bu mutlu ediyor. Tabii ki. Önünde herhangi bir engel de görmüyorsun bunu yapabilmek için. Tabii ki. Yani aynen. Sonuçta spor salonuna gidemesen bile evde yaparsın. Evde yapabilirim. Evde yapamasan bile artık günümüzde çoğu parkta artık bu çeşitli antrenmanlar için aletler konuldu, ağırlıklar konuldu, barfix barları konuldu. Tabii ki. Bunu sokakta da yapabilirsin. Yani bahane yok. Aynen öyle. Yapmak istediğin zaman bunu her türlü yapabilirsin. Biliyorsun ben askerde de. Evet, askerde de. Devam ettirdim askerde de. Askerde de şöyle oldu. Branşı değiştirdim. Hani vücut geliştirmeydi ama bar tarzı geçtim. Bar tarzı. Kendi vücut ağırlığımla. Ve bir kaybın da olmadı üstüne ekledin de yani. Biliyor. Ekledin evet. Askerden geldiğim zaman bayağı bir şaşıran oldu. Çünkü hani 10 ay yoktum. Uzun dönem yaptım bu arada. 10 ay yoktum. 10 ay geldikten sonra, bittikten sonra geldiğim zaman eksik herkes yok. Şaşırdı. Ve aksine üzerine koymuştum. Bunu kendi vücut ağırlığımla korudum. Tabii ki yine düzenli beslendim. Bu gerçekten yapabildiğin hani kadarını. Beslenmeyi olabildiğince had safhada tuttum. Gerçekten yani. Yağlı yemekler yemiyordum. Yemek seçiyordum tabii ki. Yani çok aşırı yağlı yemiyordum mesela. Bunlara dikkat ettim. Ve gerçekten 10 ay içerisinde vücudumun bozulmaması için hani elinden gelen her şeyi yaptım. Ve ondan sonra geldikten sonra farklı şeyler düşünmeye başladım. Hani bunu sadece bir hobi olarak değil de bir hayat tarzı olarak görmeye başladım yani. Bir yarışmaya girmeye karar verdim. Bunun için 21 günde hazırlandım bu arada. İsteyince her şeyin olabileceğini de gördüm. İmkansız dediler. Hani herkes imkansız dedi. Yapabildin. Yapsın. Gerçekten güzel bir hazırlık oldu benim için ve yaptığım en sağlam diyetti diyebilirim. Diyetti. Katı diyet. Hani daha önce katı diyet yapmamıştım. Normal diyet yapmıştım ama. Yani sonuçta diyet de bir beslenme şekli. Tabii ki bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu ne kadar yapabildiğin de önemli. Tabii ki bunu. Buna ne kadar dayanabildiğin de önemli. Bazı insanlar var sadece diyetle besleniyor. Adamın sadece ödül günleri var ama hep böyle yaşıyor. Şu da var, diyetle beraber hani o katı diyetle beraber antrenmanı çıkarmak da ayrı bir başarı. Çok zor gerçekten. Hani bir zaman sonra artık böyle hani bir şeyi kaldıramaz hale geliyorsun. Gücün kuvvetten kesiliyorsun. Çünkü karbonhidrat maksimum en alt seviyede kesiyorsun. Yani. Çok aşırı yağ yok, yani. Şeker yok. Yağ, şeker, genelde protein ağırlıklı. Şey protein ağırlıklı. Yani günde 300 gram yakın protein alıyordum vücuduma. O seni ayakta tutan şey oluyordu. Tabii ki. Yani bu şekilde gerçekten hani gerçekten güzel bir vücut istiyorsanız ve gerçekten güzel bir karın kası istiyorsanız gerçekten diyet. Sadece diyet. Yani diyet ve geri yaptığınız antrenman. Egzersizler. Bunlar da önemli tabii ki. Yaptığınız antrenman. Hareketler olsun vesaire vesaire. Başka hepsi bunun içinde. Sormak istediğim bir şey var mı? Şimdi sormak istediğim bir şey var mı? Son bir sorum daha geldi aklıma. Şimdi bu diyet aşamasında yağ kullanıyorsundur. Ama nasıl söyleyeyim? Nasıl? Hani sıklık oranını söyleyeyim mesela. Hani sadece zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı bu sabah mı, akşam mı? Ya bu genelde öğle. Öğle yemeklerinde zeytinyağını kullanıyorsun. İdmana gitmeden önceki öğününde biraz daha böyle hani yağlı besleniyorum. Çünkü neden?
Bunu zaten efor olarak sarf ediyorsun. Yakıyorsun. Yakıyorum. Hani o bilinçli. Yakıyorsun. Bunu bilinçli alıyorsun. Bilinçli yakıyorsun. Normalde yağ kullanımı max en az seviyede benim. Normal zamanlarımda da böyle. Yani ya zaten bir diyet içerisindeysen bu karakası yani, için. Yani bu şekilde yani olabildiğince yağdan falan filan bunların hepsinden uzak duruyorsun. Uzak duruyoruz. Bu şekilde yani. Başka sormak istediğim şu an aklıma gelen bir şey yok ama arkadaşlar sizlerin sormak isteyeceği sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz ve açıklamalarda Tuncay'ın sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.